Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bahtına tam da mevsim geçişinde şifa deposu olan zeytinyağlı pırasa tarifi hazırladım. 4 tane orta boy pırasam var. Verevine olacak şekilde doğruyorum pırasalarımı. Yemeğimde kullanacağım ölçüleri tamamen kendi aileme göre hazırlıyorum. Siz yiyecek kişi sayısına göre artırıp eksiltebilirsiniz. Bu verdiğim ölçüler bu yapacağım yemek için tam ölçülerdir. Onu da hemen belirteyim ve açıklamalar kısmında da hangi malzemeyi ne kadar kullandığımı belirteceğim. Oradan da faydalanabilirsiniz. 2 tane de havuç kullanıyorum. Onları da pırasalarıma uygun olacak şekilde ikiye böldüm önce ve yine verevine doğruyorum. Tabii şekil vermek tamamen sizin göz zevkinize kalmış. Nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. 2 yemek kaşığı da pirinç kullanıyorum. Yıkayıp süzeceğiz. Kenarda beklemeye alıyoruz pirinçleri de. Uygun bir tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Zeytinyağlı yapacağız demiştim. Katı yağ kullanmıyorum. O yüzden 2 yemek kaşığı yeterli gelecektir ama daha sonrasında pişirdikten sonra üzerine de gezdirebilirsiniz yağ ya da yağlı birazcık daha istiyorsanız azıcık artırabilirsiniz yağ miktarını. Daha sonra hemen havuçlarımı, doğramış olduğum havuçlarımı ilave ediyorum. Bu şekilde birazcık ince doğradığımız zaman çok daha çabuk pişiyor havuçlar. O ayrıntıyı da belirteyim hemen. Havuçlarımı birazcık yumuşayıp çiğliğini kaybedinceye kadar kavuruyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi zaten çok az bir süre kavurduğunuz zaman hemen yumuşayacaktır. Daha sonrasında da hemen doğramış olduğumuz pırasayı üzerine ilave ediyorum. Bu yemeği yaparken çok fazla karıştırma işlemi yapmayacağız. Bu gördüğünüz en fazla yapacak olduğum karıştırmadır. Bu şekilde pırasalarımın birazcık yağ ile temasını sağlamak için ve diğer sebzelerimle buluşturmak için çok az karıştırıyorum. Yine dağılmamasına dikkat ederek karıştırıyorum tabii ki. Bu aşamada ocağımın altını tamamen kısıyorum ve tenceremin kapağını kapatıp birkaç dakika buğulanmasını, birazcık yumuşamasını sağlıyorum sebzelerimin. Eğer harlı ateşte yaparsanız pırasalarınız çok çabuk yumuşayacaktır ve hatta dibine bile yapışabilecektir. O yüzden mutlaka kısık ateşte yapmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonra beklemeden hemen üzerine 1 su bardağı olacak şekilde sıkmış olduğum portakallarımı ilave ediyorum. Üzerine de yarım su bardağından birazcık fazla su ilave ediyorum. Ben yemeğimi çok sulu yapmayacağım için tamamını boşaltmadım suyumun. Ama eğer birazcık daha sulu kalsın istiyorsanız o tam bardağı da boşaltabilirsiniz. Üzerine birazcık şeker ve damak tadıma göre de tuz ilave ettim. Şeker ilave etmeyebilirsiniz portakalınız eğer çok tatlıysa. Ama birazcık da eklemek yemeğe hoş bir tat ekliyor. Onu da hemen belirteyim. Daha sonra kapağını kapatıyoruz ve yemeğimizin kaynamasını bekliyoruz. Yemeğimiz kaynayınca hemen üzerine yıkayıp süzmüş olduğumuz 2 yemek kaşığı pirinci ilave ediyorum. Ve son malzememiz olan yarım limonun suyunu da yemeğime gezdiriyorum. Ve yine pırasalarımın dağılmamasına özen göstererek bu şekilde hafifçe karıştırıyorum. Bütün tatlar birbirine geçebilsin diye. Bu şekilde de yaklaşık bir 10-12 dakika kadar kapağı kapalı olarak, yani pirinçlerim yumuşayana kadar yemeğimi ocakta tutuyorum. Bu
aşamada da yine kısık ateşte ya da kısa yakın orta ateşte pişirmenizi tavsiye ederim. Ara ara da kontrol edebilirsiniz. Sebzeleriniz tamamen yumuşadığı zaman ve pirinçleriniz piştiği zaman yemeğiniz hazır olmuş demektir. Benim de aynen söylediğim gibi pirinçlerim pişti, sebzelerim çok güzel yumuşadı. Bu aşamada artık ocağımın altını kapatıyorum. Tenceremin kapağını yeniden kapatacağım ve bir 10-15 dakika kadar da yemeğimi dinlendirip servise alacağım. Hazırlaması, pişirmesi yaklaşık 40 dakika kadar süren zeytinyağlı pırasa yemeğimiz, portakallı pırasa yemeğimiz bu şekilde servise hazır oluyor. Hemen şu küçük ayrıntıyı da belirteyim. Yemeğimiz bekleme aşamasında birazcık daha çekecektir suyunu. Bu gördüğünüz kadar suyu kaldı benim yemeğimin de. Eğer birazcık daha sulu kıvamda bir yemek istiyorsanız benim o eklememiş olduğum bardağın dibinde bırakmış olduğum suyu da ilave ederseniz daha sulu bir yemek elde etmiş olursunuz. Bu arada kullandığım su da kaynar değil, normal oda sıcaklığında su idi. Onu da hemen belirteyim. Pırasalar dağılır mı, tadı nasıl olur diye endişelenen arkadaşlarım için şöyle diyebilirim. Gördüğünüz gibi herhangi bir dağılma olmuyor. Çünkü oldukça kısık ateşte ve çok fazla karıştırmadan pişirdik yemeğimizi. Tadına gelince de eğer pırasanın o yoğun tadını sevmiyorsanız portakal inanılmaz yumuşatıyor. Harika bir lezzet veriyor pırasalara. Benim çocuklarım ekşili yapmış olduğum pırasa yemeğindense portakallı yapmış olduğum pırasa yemeğini çok daha fazla seviyor. Çocuklarınız da eğer böyle tatlı yemekleri seviyorlarsa mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Daha önce belirttiğim gibi şeker kullanmayabilirsiniz eğer şekerli tatlardan pek hoşlanmıyorsanız, ama ilave ederseniz de çok yumuşak bir aroma veriyor ve yemesi gerçekten çok keyifli oluyor. Daha önce yapıp paylaşmış olduğum portakallı kereviz tarifini denediyseniz mutlaka bu tarifi de çok seveceksiniz. O tarifimi de ulaşmak için hem yukarıdan tıklayabilirsiniz hem de açıklamalar kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Benim zeytinyağlı portakallı pırasa yemeğimle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan sorular olursa görüşlerinizi, önerilerinizi bana yorumlar kısmında iletebilirsiniz. En kısa zamanda dönüş yapmaya çalışacağım. Bundan sonraki gelecek videolarımdan çok daha çabuk haberdar olmak isterseniz de kanalıma abone olarak bildirim tuşunu aktifleştirirsiniz. Çok daha çabuk iletişim kurabiliriz sizlerle. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.